tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. E çünkü mesela Pelkas'la başladı hoca bu tarafta Rossi'de. karıştırdım belki iş şey yaptık ama. Pelkas'la başladı hoca. Pelkas sakatlanıyor. Yut giriyor abi. Evet. Yani onun da bir mantığını anlamakta güçlük çekiyorum. Yani koruma kısmı çok artık şey kaldı. Hı hı. Klişe kaldı. Onu dışarıda bırakacağım da. Abi bir... E, ya bu çocuk değil bu 20 diyelim 34 yaşında bir adam ve para mara kazandıramayacak 5000 euro da maaş alıyor. Abi bu formülü bu haliyle birebir haliyle 34 yaşındaki Arda Güler oynar yani. Hadi diyelim Arda Güler oynuyor, Arda Turan oynuyor. Arda Turan oynar abi. Yani o bir şey değil, zorunluluk değil yani yaş daha genç diye oynasın demiyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Evet evet. Ee, bu performansıyla Arda Güler'dir. Arda Turan oyunculuğu. olsa da oynaması lazım. Ee, ama yedek başlıyor önüne yaz bu normalde bence Rossi'nin de önünde olmalı. İrfan Rossi'den biri de değil. Rossi olmayınca Pelkas var. Perkas olmayınca Ferdiyon atayım. Salah'ı koyayım. Yani o zaman da e, bir yandan da şey Mesut'u affedelim. Abi bu çocuğa ne proje açıyorsun ki o zaman? Ya yani Arda Güler daha ne yapacak ki abi? Ya yani adam gibi e 15 dakikada bir gol bir asit falan oynuyor. Daha hmm. sana daha süperlikte bırak herhangi bir genç oyuncu st Standart bir yıldız transferi 10 milyon euro maaş versen Maxbook bunu yapabilir zaten. Yani her türlü katkısı var ama ben açılmış bir rolde yüzde yüz görmüyorum. Bence en büyük problem hala bu. Yardo ya Güler'i mesela Uruguay Ligi'nden getirmiş olsa Fenerbahçe 15 milyon euro bonservis vermiş. E, ekibine çok güvenmiş. Demiş ki yani verelim be bir kere de farklılık olsun. 15 milyona gelmiş. Arda Maraşlıyan olsaydı <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şu anda böyle <laughs> acayip övülüyordu bu transfer. 15 milyon verildi ama görüyor musun? Ya yakında City'ye satarsın zaten iki katına falan denir. Burada Rugaylı'yı 15'e alsaydın Arda şeklinde Hı -hı. harbiden 35'e falan satardın. Evet doğru. Yani Arda Güler aslında şunu diyorsun. E, yani bu formasyonda direkt İrfan alternatifi. Bir kere rol olarak da çok benziyor. İçe kat eden, şut atan, kilit pas atan, oyun içine katılan bir oyuncu. Ve hatta daha enerjik İrfan'a göre şu haliyle de. E, ya yani iki kez maalesef şu mesajı verdi İsmail Hoca. E, i̇rfan İrfan cezalıyken sen birinci alternatifim değilsin İrfan arkasındaki. Hatta Pelkan sakatlanıyor. Üçüncüyü alternatifin de değilsin. Tabii. Yani buradaki bir de değilsin, iki de değilsin, üç de değilsin. Mesajı, hatta Mesut da kenardayken bu arada. Tabii. Ee, o hiç iyi bir mesaj olmadı. Hani tabii ki taktiksel olarak hocanın tercihleri tartışılır. Hani e, yani tamamen Arda Güler dışında Salay'ın şu yapıyı bozup Salay'ın beke geçmesi bile tartışacak bir konuyken bir de işin ucunda Arda'yı Arda da var yani. O ee, da seçenek sunmama da var. İsmail Hoca maçtan sonra şey dedi mesela. Sorguladım ama bilmiyorum. Çünkü e, işte Perkaz sakat doluydu. Salah'ı aldık. O yarım saat Göztepe oyunu aldık. Hani kabul Hı -hı. etmemiz lazım. E, pozisyonlar da buldular dedi. Hı -hı. E hocam niye bunu yaptın Nasıl? o zaman? Yani mesela yapıyı bozmadan direkt Arda'ya atmak varken bir de şöyle bir şey var. Yapıdan vazgeçiyorsun ya. Yani asır var diye sokmamak içine geliyor bu artık. Hı -hı. Ya Arda'yı, ya Arda Rossi yapmayayım diye Ferdi'yi öne atıp Salah'ı koymak sana oyunu kaybettirdi. Bu arada açık söyleyelim. ya gerçekten Göztepe bir tık daha bitirici olsa da Altay biraz formsuz olsa 2-1 olabilirdi o sekans. Evet. Göztepe 2-1 öne geçebilirdi çok rahat Tabii burada da çünkü Salah'a Ferdi fark oldu bekte. O da şöyle bir fark oluyor. Şu çok güzel bir örnek bu arada. Hani Oğuzhan'ı Serdar Aziz'le bir ikili olarak görmem bence çok doğru. Hı hı. Ki teknik adamlar buna bakar. Yani stopperler hangisi daha yavaş, hangisi daha hızlı. Beklerden hızlı olanı yanına eklemesi çok doğal. Mesela aynı şey bence İrfan arkası için de geçerli. Top rakibe geçince Mert Akın'ı biraz daha sağa yakın görüyorsun. İkili orta sağ, zaysa Crespo ama mesela Crespo da biraz daha sağa yakın. Sağ tarafa yakın bir 8 numara. Yani burada İrfan'ın topsuz oyunu tamamen kapatmak için yapılmış bir yapı da var. Ve Ferdi de bence... Mesela Salah'ı diyoruz ya sorgulamıyoruz. Sorgulamamızın nedenlerinin bir tanesi de burada Ferdi'nin dahil olası son dönemde de olsa şöyle hani en azından gelecekte daha da az sorgulayacağımızı düşündüğüm şey. burada şöyle bir ikili var. Normal şartlarda ferdi olması burada düz standart bir sol olsa, Novak olsa var elimizde zaten örneği. Novak yok. Nazım al. Nazım diyelim, Sangare diyelim. bu kez şuralardan o merkezleşmeyi göremeyeceğimiz için ferdinin yaptığı. top burada rakip baskı yaptığı zaman sana bir tane topla ilişkisi iyi olan stopere arayacaksın. O zaman Salah'ı sorgularsın. Ya dersin ki Salah yokken geride oyun kuramıyorsun. Ee, Serdar Aziz kim tam dönen topları çok iyi alıyor. Çok enerjikler, fizikleri iyi. Özellikle kimin? Yani kim de topu kaptıktan sonra belli bir noktayı driplinkle sürer ama pasla yönlendirme de eksik hala kim? Hani orayı da geliştirsin zaten acayip bir seviye gelecek. Ama Ferdi varken mesela daha az sorgularsın. Çünkü Ferdi zaten buradaki baskıyı o attı kıracak bir oyuncu dribbling etmeniyle çevre kontrol ettiğini zaten normal şartlarda merkez ortası olmaz. Ya for yapıyor Orada geçiyorsun. Ya Hollanda'da yani. Hollanda'da kalsa günden güne merkez ortası alışıcaktı muhtemelen. Yani oyuncunun zekası zaten merkez ortası. Böyle bir oyuncu bekte kullanınca stoperler iş kalmıyor geriden oyun kurmada. Ee, bu yüzden mesela burayı da bir ikili olarak görebilirsin. yani Stoperlerin oyun kurma e, rengini daha da arttırıyor. Kimi, yani Kim ya kimin sen baba to, pas yapacaksın inanılmaz yükünü alıyor onda. Hı hı. Aynen öyle. Ee, doğal olarak burada e, ya o değişiklik riskini almak bana biraz garip geldi. E bir de oyuncu mental olarak ona hazırlanmamış ki. Ferdi sol bek olarak hazırlamış kendi maça. Çık önde rostilik yap diyorsun. Yani bambaşka roller aslında. Ya yapabilir. Tabii ki yapabilir ama bütün sistemi bozmaya değer mi? Yani bütün sistemi Arda'yı sokmamak için çomaklamaya değer mi? Yani iki tane oyuncu değiştirmek. Evet. O zaman işte bir sorgu Noktası geliyor. Bir de bu sonuç da vermedi. Hı hı. Göztepe domine etti o bölümü. Ee, yine yetenekle çözdün yani. Ondan sonra aslında son bölümde tekrar katkı sundun. orada da Arda Güler girdikten sonra bir şeyler değişti. Yani orada e, ciddi şekilde sorgulanmalı bence. Ama yani İrfan cezalıyken bile biz bu senaryoyu gördüysek biraz üzücü. Evet üzücü. Ee, ya 11'de başlamasını beklerken. Biz yine 75'ten sakatlık sonra sakatlık sonrası da görmedik. Hani bir Lezzet olsun diye giriyor gibi hala. Yani takımı %100 diyorduk ya Hı -hı. sen de diyordun mesela artık hani organik bir parçası takımın Hı -hı. diye. Ee, o kadar da organik parçası olmadığını son maçta o son şey gösterdi bize. Valla ben hatta şunu düşünüyorum. Son 15-20 dakikaları da arda kendi sayesinde tutunuyor sanki orada. Çünkü ne zaman girse gol atıyor abi çocuk. Tabii, tabii. Ne zaman girse etki yapıyor. Zaten vermek zorunda kalıyorsun. Yani bu çocuk insan mesela gerçekten kötü 15 dakika çıkarsa girse evet. oyuna ve takımında mesela yorgun olduğu bir dönem. Evet. İki tane yedin yenildin. No, çocuğa mı hmm. kal? Yani belki, evet. de evet. belki de kalacak ki hali. de Şu an yani. şöyle bir senaryo olmadı mesela. Kaç dakika versen çok verimli kullandın. Adam e, 36 dakikada bir gol katkısı varmış Yani. İnanılmaz. Ya böyle saçma bir şey olur mu ya? Hani, <laughs> yani böyle bir oyuncu yedeğin yedeği. <laughs> yani as oyuncunun yedeği Pelkas, pel, pardon yedeğin yedeğin yedeği. Hmm. 36 dakikada bir gol katkısı yapan bir kim, Zor bir dönem aslında biliyor musun? Son bölümde Tabii. gol atmak o kadar da kolay bir şey değil. Yani çok ve şöyle bir oyuncu da değil. Şurada takılıyorum. Ha. Ben buradayım. Tamam bu şu, şu bu alan benim. Getirin topu atacağım içeri Recep, değil ya. Recep şey ben bu alanda yaşıyorum diyor ya. <laughs> Sefetlen şey çekiyor aşağıda. <laughs> ben burada yaşıyorum. Ayağıma gelirse skor katkısı veririm de değil mesela. Oyuna girdikten sonra mesela İrfan Yonken oyuna şurada girdi. Bayağı buralardan top alan hatta bir pozisyonda ayağa kaydı. Tribünler alkış vererek destek verdi. Evet, 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 evet. Ondan sonra dedi ki çok sağ olun alkış ihtiyacım yok ama zaten ben çok yetenekliyim deyip hemen bir sonraki sekansta topu aldıktan sonra şurada bir iki 3 kişi bayıltıp geçti merkezde. Ee, yani bir de oyuna da çok katkısı var. Yani merkez orta sahayla sürekli yaklaşıp bu skor katkısını veriyor. Ya 15 dakikada iki tane asist yaptı birisi penaltı oldu. Birinde Rossi dışarı vurdu. Bir de ona topukla vermişti falan yani. Evet. Yani çocuk <laughs> resital veriyor ama yedeği yedeği olmaya terfi edemedi. Ee, ya tabii ki şeyi anlıyorum. Ya belli bir takım yapısı var. Eee içeride belki belli dinamikler vardır. Bilemeyiz ama abi Perkas sakatlandı o kadar da değil ya. Yani. De o kadar değil. O kadarına evet. da saygı duyamazsın abi. Perkas sakatlanıyorsa da Arda girer yeter yani. Hmm. Bu çocuğun 15 dakika sınırı da olmaz yani. Hmm. Ki bence Perkas'ın da önünde bu arada. Abi niye Perkas'ın gerisinde ki? Ya senin senin takımına katkısı, oyun katkısı da daha yüksek gelecek kısa, orta, uzun vade hmm. her alanda Arda daha önde. Yerli e, transfer yapsa sana getireceği bonus servis Perkazım üç katı falan hı. en az yani hı hı. aldığı maaşa her türlü her türlü arda daha senin için daha uygun bir adam. Yani Perkasa yani per bu arada çıkarken çok üzüldüm sakatlığının tabii ki çok üzücü. Yazda hatta bir de linçlendim niye bu kadar üzülüyorum falan diye yani İlla şey olmasa Fenerbahçe'li olunca üzülemeyecekmişim gibi ki ben orada şey de değil. Ya çocuğun o duygusal duygusal travmasını gördüğüm için üzüldüm. Yani çıkarken ya gözyaşları ben tutunamıyorum galiba Yani bir varoluşsal bir gözyaşı. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. ona çok üzüldüm. Ya ben nasıl sağda kalamıyorum? Ağlamasıydı. Ya bir sakatlarına bağlıyorsa biraz insani tarafı da şey yapmak lazım ama e perkas çıkıyorsa da arda girer abi. Ya benim söyleceklerim bu kadar. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.